Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Tuğçe. Ben Ersan. Görüyorsunuz Ersan abi ve Tuğçe bana eşlik ediyorlar arkadaşlar. Bugün bir test yapacağız arkadaşlar. Bu test şu. Bazı frekansların, ses frekanslarının bazı yaşların duyabildiği, bazı ses frekanslarını bazı yaşların duyamadığı söyleniyor. Bu gerçekten doğru mu değil mi bunu test edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Ersan abi ve Tuğçe. Yaşlarınızı öğrenebilir miyim Ersan abi? 45 yaşındayım. 45 yaşındasın. Tuğçe'cim sen kaç yaşındasın? 24. 24. Ben de 27 yaşındayım arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. 8 kHz ile başlayacağım arkadaşlar. Bakalım duyabilecek miyiz hepimiz? Bu herkesin duyabildiği bir ses frekansıymış bu arada. Veriyorum sesi. Duyuyor muyuz? Duyuyorum. Duyuyorum. Evet, rahatsız edici bir çınlama var şu anda ortamda. Evet arkadaşlar, 8 kHz herkesin duyabildiği, her yaşın duyabildiği bir sesmiş. Şimdi benim elimde bir 10 kHz var. Duyuyor muyuz? Duyuyorum. Duyuyorum. 10 kHz. Evet ben de duyuyorum. Gene bir rahatsız edici bir ses var. Şimdi arkadaşlar 12 kHz. 50 yaşın altı duyabiliyormuş bunu. 50 yaş üstü insanlar duyamıyormuş. Bakalım duyabilecek miyiz gerçekten? Doğru mu? Duyuyorum. Nasıl yani? Duymuyor musun abi? Vallahi hiç duymuyorum. Baştan bir daha vereceğim. Hiç duymuyorum. Hiç yok. Peki böyle bir hissiyat, bir rahatsızlık hissiyatı falan, ne bileyim buraları titrer falan. Siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Ben duyuyorum. Evet herkes duyuyormuş. Abi 50 yaş altı diyor, sen 45 yaşındaydın. Nasıl duyamıyorsun ben? Ya kulaklığımda bir bunu, sorun yok biliyorum ben. Birkaç sene önce hatta bir vesileyle kontrol yapılmıştı. Hiçbir sorun olmadığı söylenmişti. Bu muhtemelen sesle alakalı. Evet. Bir dinleyin bakayım. Bir daha 12 kHz'i. Şu an ölüm sessizliği. O derece. Gerçekten mi? Evet. Enteresan. Gördüğünüz gibi Ersan abi 12 kHz'i duyamadı arkadaşlar. Peki devam edelim. Elimde bir 15 kHz var. 40 yaşın altı diyor bunu. Tekrar veriyorum. Tamam, bunları benim hiç duymamam gerekiyor değil mi? Duyduk mu bunu? Duyuyorum. Sen duyamadın. Siz duydunuz mu arkadaşlar? Ben duyuyorum hala. Evet. Gençler duyuyor. Çok da rahatsız edici bir sesti. 17 kHz var arkadaşlar. 24 yaşın altı duyabiliyormuş. 24 yaş üstü insanlar duyamıyormuş bunu. Bakalım 17 kHz'i kimler duyacak? Tuğçe. Ben bunu duymuyorum. Ya ben bunu duyuyorum ve çok rahatsız edici. Şu anda başım ağrıyor arkadaşlar. Senin duymaman lazım değil mi? Evet benim duymamam lazım ama çok rahatsız edici. Yani beynimin içinde titriyor şu anda bu ses. Gözlerim falan şişti gerçekten. 18 kHz var. Bunu deneyelim bakalım. Bunu ben de duymuyorum ama bir rahatsızlık hissim var. Duyduğum bir ses yok ama. Bunu ben duyuyormuşum bir de. Bir rahatsızlık hissi veriyor. Bir ufuk çok küçük. Bunu duymuyorum 18'i. Evet. 20 kHz deniyorum arkadaşlar. Yeni doğan bebekler duyabiliyormuş bu sesi sadece. Bu hiç yok zaten. Yok. Bende de yok. Evet. Hiç duymuyoruz. 20 kHz'i duymadık. Tuğçe'cim sen 24 yaşından büyüksün. Ersan abi sen 45 yaşından büyüksün. Ben de 24 yaşından küçüğüm arkadaşlar. Bu testin sonucunda bunu öğrendik. Eğer kapınızın önünde sizi rahatsız eden gençler varsa düşük frekanslı sesler vererek onları kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de küçük kardeşlerime bir tavsiye vereceğim. Arkadaşlar öğretmeninizin duymayacağı düşük frekanslardaki sesleri cep telefonu melodisi yaparsanız okuldayken cep telefonu sesinizi öğretmenler duymazlar. Siz yine de benim söylediğimi yapmayın ama. Bu arada arkadaşlar bu teste oha metrede bir puan verirsek ben çok oha'yı hak ettiğini düşünüyorum. Umarım siz de bana katıldınız. Bu arada Ersan abi duydun mu oha metrenin sesini? Evet arkadaşlar eğer izlemediyseniz lastikle karpuz patlatma videomu tam şuradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. O da çok enteresan bir deneydi. Hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.